Şirket kültürümüzün temelinde öncelikli olarak yardımlaşma, işbirliği ve dayanışma var. Buna çok önem veriyoruz biz. Ben Önder Erdoğan, FEV Türkiye'nin genel müdürüyüm. FEV global olarak baktığımızda bundan yaklaşık 45 sene önce Almanya Aachen Teknik Üniversitesi'nde spin-off olarak kurulmuş bir mühendislik ve teknoloji geliştirme firması. Bugün itibariyle dünya genelinde 40'tan fazla lokasyonda ve 7000'den fazla çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerini geliştiriyoruz. Batarya ve batarya yönetim sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Araç elektrik, elektronik sistemleri, yazılım çözümleri, fonksiyonel güvenlik, siber güvenlik konularında projeler üretiyoruz. Bunlara ek olarak bağlantılı ve sürücüsüz araç teknolojileri konusunda hem müşteri bazlı, doğrudan nihai müşteriye hitap eden hem de Ar-Ge ve inovasyon amaçlı projelerimiz var. Ar-Ge ve inovasyon bizim DNA'mızda var. Yüksek nitelikli, özgün inovasyon projelerini örnek olarak kendi fonladığımız bu projede elektrikli araç motor kontrol ünitesini geliştiriyoruz. Yine bir TÜBİTAK projesinde elektrikli araç kontrol ünitesi geliştirdik ve partner firmamızın aracında şu an bu ünite çalışıyor. Araç da yollarda test ediliyor. Yine diğer bir örnek proje olarak Avrupa Birliği projesi kapsamında geliştirdiğimiz batarya yönetim sistemi modülü ile de mevcut teknolojiye göre ağırlığı ve şarj süresini %25 kısaltmayı hedefliyoruz. Biz öncelikle çalışanlarımıza çok uluslu, uluslararası bir ortamda, uluslararası projelere katılma imkanı sunuyoruz. Kendini geliştirme kapsamında biz birçok eğitim ve seminer programını desteklediğimiz gibi yüksek lisans ve doktora programlarını da destekliyoruz. Özgür ve esnek bir çalışma sistemimiz var. Haftanın 3 günü yaklaşık zaten uzaktan çalışma sistemini işletiyoruz. Belli bir saat mekanizması, takip sistemimiz yok. Önemli olan iş çıktılarının yerine getirilmesi. Biz mobilite ekosistemine birçok açıdan katkı sunuyoruz. Bu teknik açıdan baktığımız zaman biz ülkemizin özellikle ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli teknolojinin üretilmesi, ülkemize kazandırılması konusunda bizim bir liderlik misyonumuz var. Ve bu kapsamda da şu an itibariyle 500'ün üzerindeki çalışanımızla biz mobilite alanındaki Türkiye'nin en büyük mühendislik firmasıyız. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli bir katkı sunduğumuzu düşünüyoruz. Diğer taraftan da biz yürüttüğümüz projelerin %70'ten fazlasını ihracata yönelik olarak gerçekleştiriyoruz. Ve bu anlamda da ülkemize çok ciddi bir ihracat geliri sağlıyoruz. Bilişim Vadisi'ni Türkiye'deki mobilite ekosisteminin önemli merkezlerinden birisi olarak görüyoruz. Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen mobilite hızlandırma programının da Türkiye'deki mobilite ekosistemine ciddi katkılar sunduğunu düşünüyoruz. Biz katma değer yaratarak, özgün ve nitelikli işler ve projeler geliştirerek büyümemize devam etmek istiyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman da elektrikli araç teknolojilerinde, batarya teknolojilerinde, siber güvenlik konusunda, yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarını kullandığımız özellikle sürücüsüz araç teknolojileri ve elektrikli araç teknolojileri konusunda, diğer tarafta hidrojen ve fuel cell gibi konularda, hafif malzeme konuları gibi özellikle teknolojinin geliştiği alanlarda projelerimizi geliştirerek yüksek katma değer sunmaya devam etmek istiyoruz. Atölye alanımızda özellikle elektrikli ve sürücüsüz araçların test ve kalibrasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Atölye alanımızda aynı anda yaklaşık 40 tane araç üzerinde çalışabilme imkanına sahibiz. Kendi geliştirdiğimiz kontrol yazılımlarının yine kendimizin belirlediği sınır koşulları ve kabul kriterleriyle test ve validasyon çalışmalarını yürütüyoruz.
Atölye alanımızdaki ve Bilişim Vadisi kampüsü bünyesindeki test alanlarına ilaveten Türkiye'deki işbirliği içerisinde bulunduğumuz diğer test merkezleriyle de bu test ve validasyon süreçlerini beraber yürütebiliyoruz müşterilerimiz için. Bunlara ilave olarak soğuk iklim testleri için Finlandiya'ya örnek olarak, sıcak iklim testleri için Dubai'ye bu testlerimizi gerçekleştirmek üzere yine FEV Türkiye'nin mühendisleri müşterileri için bu testleri gerçekleştirmek üzere seyahat ediyorlar.